Sen hakim sensin, ben bazen girerim. Ben anlayamadığım için sana yaparım dedim ama. Tamam, beraber yapacağız da. Tamam, beraber. Oku. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Amene ve ileyhi min rabbihi vel müminin küllün amene billahi ve melâketihi ve kütübihi ve rasulihi. La neferriqu bi ehadim min rusulihi. İlâ ahir ayet. Bu ayeti ecma ve âlâ ve ekberin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Dur. Bir dehşetli manevi sual. Dehşetli. Bir de Resul, ben başlamadan da, yani bir yöntem Risale-i Nur'da kullandığı ayet. Mesela dedim ya, oruçla alakalı. Oruç tutun yok orada. Evet. Kur'an Ramazan'da indirildi diyor. Şehr-i Ramazan'ın. Oysa oruç tutunla alakalı bir ayet var. Örnek için veriyorum da. Ramazan Risalesi'nde oruç tutun ayeti değil de Kur'an'ın indirildiği ayet kullanıyor. Aslında onu kullanması lazım. Burada da bir, kullandığı ayet. İki, ikinci bir yöntem. Soru sormak. Soruyu anladık mı? El-Sualin ismiliyim. Cevap, sorunun yarısı orada. Bir de oku abim, bir dehşetli. Bir dehşetli manevi sual, bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Ha, demek ki bir içeride bir coşma var, soru. Bir de ustada bir ruhu inkişaf olmuş. Evet. Bu bize neyi gösteriyor? Hani asın imamı ya, bazılar diyor ki niye sıkıntı oldu ustad? Bana da arız oldu diyor. Asıl imamı demek, böyle masada oturup hüküm veren değil. Asıl hastalıklarıyla hasta olacak, kendisi yaşayacak, çözümü Kur'an'da bulacak, kendi uyguladım, sana da verecek. Asıl sıkıntısını yaşamamış, sıkıntıya nasıl çözüm olacak? Bu basitlik değil. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadar sıkıntı çeken var mı? Yok. İşte o zaman azametli ve ilahi bir nimet. Azamet ve kibriya vardı. Tamam, bir nimet inkişaf etmiş. İki tane şey. İçeride asrın, insanların suali, diğeri de kendi zatındaki inkişaftan çıkmış bu soru. Şöyle, manen ruha geldi. Neden bir cüz'i hakikati imani inkar eden kafir olur? Kabul etmeyen Müslüman olmaz. Neden bir cüz'i hakikati imaniyi? Evet, hakikat imani inkar eden. Hakikati imaninin bir cüz'ü. İnkar eden kafir olur. Kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Birincisi bu abi. Evet. Yani Allah'a iman yetmiyor mu? Yani diğerleri. Buradaki hakikati imaninin bir cüz'ü. Yani sanki bu imanın erkanları değil de sanki ona taalluk eden cüzler olabilir mi abi? Evet. Aynen, çok güzel. Çünkü hani bu iman esasları değil bu. Ona taalluk eden mesela şu köşede diyor ya, şualar yine 285'te. Din yalnız iman değil, ameli salihte dinin ikinci bir cüzüdür diyor. Evet. Adam demiş ya Süfyan-ı Deccal, din vicdanıdır diyor, iç alemdedir diyor. Dışarıda hiç alakası yok ki dinin. Evet. Yani din içeride yaşanır diyor, uygulama dışarıda. Yani bak diyor ki dinin yeri vicdandır diyor. Şu anlarda da. Evet. Ama hayır, imanın ikinci tarafı fiildir.
ameli salihtir. Nasıl bir iman ki? Allah'tan korkmayacak bir fiil var. Yani tuzak yani. Burada hakikat-ı imaniye derken iman esasları değil. Onlara tabirler. İman etmen gereken şeyler. Hakikat ne, görünce ne diyeceğiz? Hakikat kelimesi Esma-i İlahi. Esma-i İlahi nedir? Kainatı yaratan. Mahiyet tabirini görünce Allah'ın sıfatı. Parmağımızı pergeli mahiyet deyince mesela hayatın mahiyeti 11. sözde geçiyor ya. Hayatın mahiyeti, hayatın hakikati, hayatın hukuku, vazifesi, sırrı hilkati tabirler geçiyor. Ondan sonra izah ediyor. Birinci tabi ikinci. Hem neden bir rükün? Burada zaten rükün diyor abi kendisi. Bak, ikincisi rükün. Hem neden bir rükün ve hakikati imaniyeyi inkar eden mürtet olur? Küfrü mutlaka düşer. Burada ikisini de söylüyor. Rükün ve hakikati imaniyeyi. İman rükünlerinde bir tanesi, bir de yukarıda söylediği hakikat imaniyeden herhangi bir tanesi. Mürted olur, küfrü mutlaka düşer. Kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sair erkan-ı imaniyeye imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Mesela adam diyor ki Allah'a iman ediyor. Teheccüde de kalkıyor. Yani yaşarmış. Faiz niye haram olsun diyor mesela. Hakikat imaniye. İmanın hakikatlarından o. İmanın rüknü değil. Şapkayla zünnar da var ya. Şapka, zünnar. Aynısı. Evet. İşaretleyeceğiz de geçiyor. Aferin. Aferin bayağı. Yani imanla ne alakası var? İman kalptedir diyor. Şapka bu kafada. Bir de zünnar yani. Askeriyedeki o palaska var ya. Şeyde Aydın Efe'leri daha çok yapardı. Böyle palaskanın iki katı ve kalın böyle koyarlardı. Oraya her şeyi asarlardı. Bıçağı, kasa, turlası bilmem neyi. Takarlardı yani orası. Sanki takım sandığın gibi böyle. O ne iş, o nereye engel? Rükün yapmaya, namaza mani. Çünkü bu geniş ya. Böyle koyunca rükün yapamazsın. Şapka secde yapamazsın. Ya bunlar ne alakası var? Tarihi süreci bilmiyorsun. Bu bir simgedir, semboldür. Minare de öyle. Ezan da öyle. Ezan sırf namaza çağırmak değil. O şapkanın çıkış sebebini bilsen, yani Muhammed'in Allah'ına secde etmeyizin ifadesi o. Öyle alim ve unvan olmuş. Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Bir de abi bu şey var ya, Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izah etmek lazım geliyor. Bu münafıkane bir soru abi. Çünkü işaret edeceğiz. Münafıklar Allah'a ve ahirete imanı öne çıkararak kendilerini ispat etmeye çalıştılar diyor. Ama diyor ona da sadık kalmazlar diyor. Evet. Allah'a ve ahirete amenna billahi ve bil yevmil ahir. Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Diyor senin yanında. Öteki tarafta helalmış, harammış. Kur'an'ın hükümleri varmış yani. İmanın esaslar cüzlerinden değil. 6 tane imanın esası değil ama biz 52 tane haram var. Kabul etmeyen bir midir? Nasıl? Kar eden, kabul etmeyen bir midir? Bir değildir. Bir tanesi Adem'i kabul, bir tanesi de kabul Adem'dir. Mesela inkar eden Adem'i kabul değil, kabul Adem'dir. İnkarını ispat şey yapıyor. Ötekisi, ya din benim sorunum değil ya. Bu Adem'i kabul. Alfabeden kalsın aklınıza. Adem'i kabul olunca lakayttık. Ya din benim işim değil yani. Dinle benim böyle bir problemim yok. Kabul etmeyen Müslüman olmaz. He, evet. Şimdi burada nereye tabire duralım sonra aşağı inelim. Hangisini şey yapmış Resul? Aşağıda mı? Sanki burada hani öyleyse baştaki ayetten de bir kanuniyet alacak olursa. Hangisini iş yapacaktın sen? İlgini çekmişti. Hakikat imaniye mi yoksa işte? Yoksa aşağıda mı? Şu abi birincisinde diyor ya bir cüz'i hakikati imani inkar eden kafir oluyor. Nerede bakayım? Bir abi birincisi. Ha? Birincisi o. Birincisi. Ha. Neden bir cüz'i hakikati imani inkar eden kafir oluyor? Hı hı. Kabul etmeyen Müslüman olmaz. Diyelim ki bir Müslüman
Yani diyor cennet de haktır, cehennem de haktır, azap haktır, kabirdeki sualler haktır. Bunlar hakikati imaniyenin cüzleri. Evet, ama kabir inkar ediyor adam. Adam bu, bir Müslüman bunları da kabul etmesi gerekiyor. Dese ki ya ben imanın bütün erkanlarını kabul ediyorum, İslamiyet'i kabul ediyorum ama benim dünyamda kabir yok. Dese. Veya münker nekir sualleri yok dese bu adam kafir oluyor. Kafir oluyor. Kabul etmeyen Müslüman olmaz. Olmaz. Şimdi hatta devamlı ya halbuki Allah ve ahirete iman güneş gibi onu o karanlığı izah etmek lazım geliyor. Bu da münafıkane şeyi onların. Bu sual abi. Evet onların sorusu. Hı-hı. Evet. İkinci diğerinde de neden bir rükün hakikati imani inkar eden bir rükün iman esas. Rükün deyince benim anladığım buradaki abi kana yani o erkanı imaniye giren bir mesele bu. O. O hariç. İnkar eden mürted oluyor. Çünkü bir Müslüman ahireti inkar etse mürted oluyor abi bilerek. Bak bir rükün bir de hakikat imani. Bir rükün olan hakikati imaniyi. Evet. İnkar etse. Küfür mutlaka düşüyor. Kabul etmeyen de İslamiyet'ten çıkar. Yani bir de hani burada ayette diyor ya biz diyor bütün peygamberlere iman etti. Biz Allah'ın peygamberine hiçbirine ayırmayız. Birine inandığımız gibi hepsine inanırız. Mesela bir Hristiyan ehli kitap. Mesela bir Allah'a iman ediyor ama peygamberi bizi kabul etmiyor. O yüzden İslamiyet'e giremiyor. Müslüman evet. Olamıyor. Olamıyor. Bütünlüktür yani. Mesela odundan dumanı çıkartsan, vallahi duman yakışmıyor pek oduna. Işık da var ya. Evet. Odundan dumanı çıkarsan odun olur mu? Mesela insan mesela diyelim ki beden, ruh, kalp, vicdan, akıl. Çıkar bir tanesini. Yani bir insan deyince bunları kabul etmek zorundasın. Evet. İman deyince. İşte onunla cevap abi, cevap vereceğim. Çünkü akabinde ben onlara sanki intikal ettim. Şimdi diyor halbuki sair erkanı imani imanı varsa. Hı. Diyelim ki ehli kitabının bazı erkan imanı, imanı var. 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 Aynı şey söylüyoruz. Mesela Hristiyanlarda Tanrı var diyor. Heh. Onu diyor küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor dedi. Evet. İken. Heh. Bu sual. İkinci sual neden böyle anlıyorum abi. Birincisi sanki belki diğerine de bakmaz değil. Birincisi Müslüman. Yani erkan imanın bütün rükünlerini kabul ettiği gibi cüzlerini de kabul etmesi gerekiyor. Ehli kitap, sonra ahirete iman ettiği gibi bizim peygamberimizi dahi kabul etmesi gerekiyor. Yoksa Müslüman olamıyor. Evet, burada iki tane soru var. Evet, iki tane soru var. Hem aa, diye başlayan var ya, evet. O ikinci sorudur. Yani iki soru zaten evet. Abi. İki şıklı bir sual var. Eğer sualler anlaşılmışsa abi, cevaba geçebiliriz. Evet, geçelim. El cevap. Neden o kabul etmezse Müslüman olamıyor? Öbürü hayır, 237 olsun. Abi. Şu anlar 200. El cevap, iman 6 rükününden çıkan öyle bir vahdane hakikattır ki tefretmez. Bak iman, deyince abi sadece ben Allah'a iman, peygambere bunlar ayrı ayrı değil. İman diyor 6 tane rükünden çıkan öyle bir vahdane hakikattır ki. İmanı, evet. İman. Tefrik kabul etmiyor. Yani iman deyince o 6 tane bütün olarak alınıyor. Hani dedin ya bir insanın bütün ciğer, böbrek, taraf, kalp, ruh, vicdan hiçbirini ayıramadığın gibi imanın bu rükünlerini birbirinden ayıramıyorsun. Birine kabul edince hepsini kabul etmen gerekiyor. Birini inkar etsen hepsi gidiyor. Gidiyor. Kıymeti kalmıyor. Aklı diye atın bakalım. İnsan olurum. Kalbi atın. İnsan olurum. Yani nasıl olacak? Vahdani bir hakikattır ki tefrik kabul etmiyor. İşte bu yüzden bir Müslüman bir cüzü inkar ederse kafir oluyor, kabul etmezse Müslüman olmuyor. Öbür ehli kitapta erkan yani bizim peygamberimizi kabul etmese yine Müslüman olamıyor yani. Bütün hepsini kabul etmesi gerekiyor. Sanki onun peygamber iman esasından ayrı bir parça zannediliyor. Biz anlamak içindir. Şöyle bir şey desem ne dersiniz? Allah varken hiçbir şey yoktu ya, yani yaratmadan önce. Allah'lık aleminde esma, sıfat, şuunat, zat-ı sıfat yok abiler. O yarattığı zaman
zuhurat yarattığı zaman vacibül vücut aleminin iktizaları var. Yarattı, bize muhatap oldu. Biz mutlak ve muhit olan bir şeyi tanımak, bilmek mümkün olmadığından kendisine esmaları söyledi. Ayırdı kendisini. Ben bir kişiyle konuşurken veya düşünürken, aa ben bunu aklına düşünüyorum, aa vicdanla düşünüyorum da ayırdı diyor muyum? Yok. Etmiyor. Ama diyorum ki bak aklına söylüyorum. Bak şimdi vicdanla söylüyor. Bak kalpteki karşılığı bu. Diyor. Bu kainatı yarattıktan sonra bize dedi ki bu esmalardır. Bu da sıfattır. Bu da zat-ı sıfat. Bu niçin söyledim bunu? Bize söylenmiş yoksa kendisi bir bütün. İman da bu bütünün bizdeki açığa çıkışı. Bütündür. Yani altı tane iman esası mesela vacibül vücut deyince esma, sıfatı sıfat, zatı sıfat, şunatı zatı, mayeti zatiye. Bir de onun ifadelenişi olan peygamber. Yani bize böyle denmiş. Aslında parça yok. Biz anlamak için kolay olsun diye esma dedik. Bak lehül esma, ülü hüsna. Bütün güzel isimler onundur. Bu masadaki bütün kitaplar benimdir. Ben kitap mıyım? Esma Allah değil haşa. Esma hüsnalar Allah'ındır. Bütün güzel isimler onundur. Onundur. Biz Allah hakkında bütün bilgilerimiz Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah Rahman Rahim esmadaki Allah bilgisidir. Sıfattaki Allah, zat-ı sıfattaki Allah, şuunattaki, mahiyeti zatiyedeki Allah bilmiyoruz ki. Bizim Allah bilgimiz Kur'an'da bize bahsedilen Allah kavramı, Esma-i Hüsna'daki Allah kavramı, kainattaki taayyünleri, kainattaki taayyün, teşahhus, cilve, cemal, nakışları. Yani yoksa zattaki Allah'a Yusuf bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz ki. Biz aklımızla aklımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Bir de düşün ki aklın arkası olan kalp, vicdan, ruh keşfet mesela. Evet devam edin. Öyle bir kirlidir ki tecezzi kaldırmaz. Öyle bir küldür ki kabili inkisam olmazlar. Hani iman. Evet. Hatta bu Emir Dalaykası'nda imanı tarif ediyor ya bu burada. Hatta şöyle 103'teki mi? 203'teki. 203'teki yer abi. Diyor ya, herkes Allah'ı bilir. Adi bir adamla bir veli gibi Allah'a iman eder diye. Nurların pek yüksek tahşidat ve çok görmek istemişler. Yani çok görmüşler. Yani bu kadar gerek yok demişler. İşte Üstad Hazretleri burada Allah'a iman nasıl olmalı? Yani ben Allah'a iman ettim deyince ne anlamak gerekiyor? Nasıl iman etmek gerekiyor? Burada onu izah ediyor. Diyor ki bak. Halbuki Allah'a iman, Allah'ı bilmek bütün kainatı ihata eden rububiyetine. Bak hiçbir şey ayırmıyor abi. Bütün ihata eden rububiyetine. Zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey. Vay be. Onun kabzayı tasarrufunda kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek, mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine, hakikatlarına iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Üf. İman, bu iman yani kemal manada iman. Eylemde ne olur biliyor musun Tahir? Mesela ölüm korkusu var işte. Veya oldu olacak. Rızkın bak buna bu okunan tabir var ya Emirda 203. Bütün zerreden şemse kadar olmuş olacak her şeyi taluk etmiş. Böyle bir Allah'a inanıyoruz. Benim yiyecek rızkım varsa yaşayacağım yoksa yaşamayacağım. Eylemde bak nasıl rahatlık getirdi. Evet. Yoksa acaba o hastaneye mi gitsem ona mı gitseydim ameliyat mı olsaydım 6 ay önce tetkik mi yaptırsaydım? Eylemi sevdiğim için söylüyorum. Eylemde de göstermek istiyorum ya itikadı. Şu anın sonunda hani bir şey var ya vicdanı beşer her daim diyor vacibil vücuda bakar diyor.
Evet, aklı Allah unutsa da vicdan unutmaz. Allah Allah. Yani nokta istinad ve nokta istinad var diyor bak. Evet. Senin nokta istinad ancak Allah'a olan imandır. Ruhunla vicdanına nokta istinad ise ahiret olan imandır. Eğer evet. Bunlar olmazsa diyor vicdan bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahuş eder. Devamlı. Vicdanı azap içinde kalır diyor. Tevahuş, vahşete kalır. Acabalarla dolar. Yani kaynar içerisi, mikrop böyle. Bir eve girdiniz, virane. Akrep var, yılan var, çiyan var, çıktı. Yetmiyor cinler var, ruhaniler var, var. Acayip acayip böyle. Güneş görmemiş ana. Bir şey olmuş yani. Virane yani. Nasıl o orası? Tevahuş alırsın. İşte imansız, böyle mi yapsaydım, hastaneye mi gitseydim? Eylemde gösteriyorum yani. Şu olmasaydı, bak bu arsayı kaçırdık, bunu yapsaydık, keşkeler, ustata diyor ya, en bahtiyar olur ki dünya umurunda kazandığını, mesul kaybettiği mahzun olma sana. Ve en azından şuna eyleme göstereyim, benim içecek bir tane damla şeyim varsa, bir yiyecek ekmeğim varsa ben yaşayacağım kardeşim. Bak mesela bir misal söyleyeyim. 50 yaşında benim birader, sporcu. Tabir için demiyorum. Hastane ömründe gitmemiş deniliyor. Aspirin içmemiş böyle. Hiçbir hastalık yok. Düşüyor, ölüyor. Bizim kardeş o Ceylan çiftliğinde kalp durmuş. Pompa çalışmış. Böbrek bitmiş. O da çalışmış. Şey de bitmiş karaci. Şimdi bir kat inince 2 saat dinleniyor. Ama yaşıyor. La vallahi Allah yapıyor ya. Yani öbürünün ilmesi, ilaç kullanmamasına, yani ilaç kullanmaması, ölmemesine delil olmadığı gibi abi. Öbürünün de yani hasta böbreği çalışmıyor, ciğeri o çalışmıyor. Ölseydi, çalışmıyor. Ölecekti. Ölmesi değildir abi. Öldüren de, yaşatan da o oluyor. Acayip bir şey. Morg'da olmuş. Hem de bildiğimiz öldü diye dayımı bıraktılar, benim öz dayımı. Çarşaf örttüler. Biraz sonra kıpırdamaya başlamış çarşaf. Ne zaman sonra bilmiyorum. Yaşıyormuş. Da ondan sonra bilmiyorum kaç sene yaşamış. Kalktı. Ve bu adam, bak benim birader sporcu, Greco-Roman sporcu Türkiye'de meşhur yani. Düşüyor, ölüyor. Yani imanı uygulamak için bunu söylüyorum. Ama böbrek bitmiş, iflas etmiş biliyorsunuz. Karaciğer bitmiş, akciğer bitmiş. Kalbi iki defa pompalamışlar. En son pol diye çalışmış. Geçen ziyaret ettim. Bir de diyor ki gece 11.30'da bana telefon ediyor. Aç mısın diyor. Dedim ki şimdi bir şey mi yenir ya? Gel diyor, kuru fasulye yaptım diyor, gel ya diyor. Lan sen şimdi kuru fasulye yiyeceksin bu saatte. Vay be. Ben dedim şimdi yatacağım, pijama giydim. Ama yaşıyor. Yani bak niçin 203 Emirdağ? Allah bütün zerrelere kadar, bütün nefeslere kadar Allah onu yaratmış, biz konuşuyoruz. Bütün buz var ya, buzun zerresi. Sudan yapılmamış. Su donmuş, buz olmuş. Bütün zerreler, nefesler Allah yaratması gene nakıs oluyor. Esma, cilve, cema, nakış sana. Esma donuyor, biz oluyor. Yani o ve ben diye bir şey yok. Şimdi suyla buz, o ve bu ben var mı? Risale-i Nur abi Isır bu tahkiki iman dersini veriyor ekser yerlerde. Bundan dolayı esbab müsebbibin mabeynindeki münasebeti nazara geliyor. Tabii yani Risale-i Nur yok olmadıkça çok şükür. O için mesela siz kalpazan olsaydınız, kalpazan, sahte para yapsanız, hangi kağıt parasının sahtesini yapardınız? 200. En yüksek para 200 mü? Ha, şimdi adamlar onun için Risale-i Nur'un içine girip de oradan kendilerini ifade münafıklık yapıyorlar. Ha, şimdi bir tane de çıkmış bir adam. Ehli sünnet değil, sünnetleri inkar eden Risale'nin dersleri yapıyor. Münafığa bak ya. Münafığa bak. Girecek, imani derslerle güven sağlayacak, sonra laikalardan ray değiştirecek. Yedi yani. Onu takkeme anlat.
Peki sahipleri var mı? Var tabii ya, elhamdülillah. Biz ifade ettik. Peki kim yapabilir dersi? Herkes öyle okuyabilir ama herkes ders yapamaz burada. Kim yapacak? Öteden beri bir gelenek sahibi olan, temsilci olan, örf, anane, kültür ve gelenekten gelen kanaat önderleri yapacak. Pazulküdür, herkes bu masaya perşembe günü ders yapamaz. Geleneği olacak. Kim bu adam? He, yani lisanı yedi ya. Geleneği olan cemaat. Bunu da antiparate söylüyorum onun için. Lisan boşuna uğraşmasınlar yani. Karpazanlıklarına, münafıklar her şeyiyle kepaz olduklarını söyleyecek zaten. Risale-i Nur, bambaşka bir şey. Evet. Onun devamını okuyacağım ama yoksa Allah imanı nasıl olur? Onu tarif etti ya Emir Dadağlı. Yoksa eğer böyle olmazsa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba, tabiatı taksim etmek, onlara isnat etmek, haşa hadsiz şerikleri esbabı merci tanımak, her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek, her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek. İrade ve ilmini bilmemek. Allah dilerse olmaz. Ve şiddetli emirlerini tanımamak, sıfatlarını, gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Fesubhanallah. Yani demek ki abi şu da çıkıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın o emirlerini bilmek, yani güzel cihette şey olduğu gibi, vazife olduğu gibi şiddetli nehilerini de bilmek gerekiyor. Şimdi mesela yani sıfatlarını. İşte dedi ya bu buradaki, Allah razı olsun, çok güzel yaptın. Neden bir cüz hakikat imani? Emirlerin haricinde yasaklar da aynı. Evet. İmanın esasındandır. Ve sıfatlarını mesela. Onu ne diyor biliyor musun Risale'de? Her bir menfi meselesi dahi. Evet, imanıdır diyor. Menfi ve müsbet. Müsbet şu, oruç tutun. İmanın müsbet meselesi. Risale-i Nur'da geçiyor, lemalarda geçiyor. 13. lemada. Menfi meselesi nedir Risale'de? En çok soruyorlar bunu talebeler. İmanın menfi meselesi nedir? İçki içme. Adam öldürme. Menfi meselesi. Yani eylem değil ama yapma. Eylemsizlik eylemi. Başka? Buna dost olma. Bunlarla beraber olma. Menfi meselesi bu. İmanın menfi meselesi. Eylemsizlik eylemi. Yapma. Deme, gıybet etme. Müsbet meselesi imanın. Yap. Oruç tut. Ver zekat. Git hacca gibi. Evet, şimdi şu alana geçiyoruz abi. Ya çok acayip bir yer ya. Burası o kadar acayip ki. Eskide ben yani nurları tanımadan önce biraz böyle kafamız bozulmuştu ya. 17 yaşındaydım ama 1975'te, 74-75'te Türkiye'de ilk silah patladığı Hasköy Lisesi'nde okuyordum, ortaokul. O zaman Karl Marx kitaplarını mecbur okutuyorlar. Yani o zaman bu da vardı yani. Yani Risale-i Nur bilemiyorum ya olmasa. Bana şimdi şirk ehli diyecekler ha. De lan. De. Biz sıfatlarını diyelim ki çok insanlar diyelim ki çok yani hatta bunu tabiat risalesinde diyor ya. Yani küfrü ismam eden sözleri var diyor. Ehli imamını bilmeyerek istimal ediyor, kullanıyor. Evet ya. İnsan yani Cenab-ı Hakk'ın o sıfatlarını bilmeyince yani beşeri sanki karşısında bir beşer var. Beşerin icraat yapmış onun gibi kullanabiliyor. Evet. Zahiri şeriata göre küfür telakki edilmiş o acayip. O sözde. Yani içerikleriyle kalıbını aynı yapıyor. Adama bak. O yüzden tecdidi iman bahsi de bir vazifedir yani. Evet. Ya. Adam Kur'an'ın zahirine bakıp ehli sünnetten çıkıyor. Zahirine bak. Ama içerisine nazar etmiyor. Etse bile bir geleneği, bu işin uzmanları, bir silsile var ya an filan. İşte ustadı belli. Geylani, İmam-ı Rabbani, ustadım diyor. İmam Ali, Zeynel Abidin diyor. Böyle gidiyor ya silsile. Yani silsile gidiyor. Adam radiyallahu anh, 1400 seneden beri İslamiyet bilinmemiş. Şimdiye kadar hiç kimse anlamamış.
Hepsi yanlış yapmış. Radiyallahu anh Hazretleri bir okuyor. Bu kafa acayip bir şey. Bu millet de dinliyor ya. Bir geleneğin temsilcisi nereden bittiği belli değil. Ekseriyet de ya Şia'dır ya Vehhabi'dir. Selefidir yani. Şey yapıyor. Şimdi mesela Risale-i Nur'a niye düşmanlar? Bak adam girmiş. Kendi mesleğine zıt. Çünkü Risale-i Nur da bir esastır. Ehl-i Sünnet muhabbeti. Ayrıca Ali Beyt. Ehl-i Sünnet zaten şey de. Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Vazife. Bir dal ayakasında bir tabir var ya. Bir çocuk diyor küçüklüğünde dersi imanı almazsa diyor. Büyüdüğü zaman sen gayrimüslim birisinin İslamiyet'e girmesi gibi zorlaşır diyor. Evet ya. Yani bugün ehli iman yani Müslüman aleminde dünyaya gelmiş. Müslümanlarla oturup kalkıyor. Müslümanlar aynı yerde çalışıyor vesaire. Sanki bir Hristiyan gibi bir gayrimüslim gibi sorgulayabiliyor bak. He ya. Çünkü niye küçüklüğünde bir imanı hakikati imanın dersi almayınca büyüdüğü zaman artık zorlaşıyor. Ya. Adam gayrimüslim gibi sorgulayabiliyor, hayret ediyorsun. Ya. Yani biliyorsun bu adam yani hep camiye giderdi yani niye böyle yapıyor? Sorusu olur ama sorgulamak ayrı bir şey. Devam edelim. Şimdi o tekstini ben niye söyledim? Bugünlerde böyle çıkmış böyle bir Vehhabi, Selefi, Ehl-i Sünnet düşmanı. Risale-i Nur'dan ders yapıyormuş. Risale-i Nur'dan ders yapıyor yani. Demek ki dersi kim yapacak? Onu da bilmiş oluyorsun, biliyorsunuz. Örf, anane, kültür ve gelenekten öteden gelmiş bir misyonu, bir hareketin içinde yoğrulmuş, kanaat önderleri olmuş. O hamurdan beslenmiş. Yani an filan gibi. Onlar ancak. Öyle paldır küldür, geçmiş hiç bir şey olmayan yapamaz. Mesela deseler ki sen kimsin? Rüşt abinin zahirde ders arkadaşıyım ve talebesiyim. O da kim? Tahir abi, Zübeyir abi, Tahir Mutlu abi, Mustafa Gül abiler. Oraya, silsile bu. Ötekisi çıkmış Hüsnü abinin, Yayın abinin, ondan sonra Sungur abinin. Kimden? Mesela Mustafa kardeş var. 40. hocadan, o da şundan. Ha. Ama ötekisi, kimsin sen? Vehhabi. Bütün geçmişin belli bir dolar. Ehl-i Sünnet düşmanısın. Ehl-i Sünnet düşmanısın. yani. Bunu da söylüyorum ki izah ederken misalleri bunları kullanıyorum ki işe yarasın. Evet. Çünkü yani bir rüknü imani. İstersen el cevaptan bir düz oku da ben daha karışmayayım biraz. El cevap iman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdane hakikattır ki tefrik kabul etmez. Öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz. Allah. Öyle bir küldür ki kabili inkisam olamazlar. Olmazlar. Çünkü her bir rüknü imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan-ı imaniyeyi ispat eder. Evet. Kül, külli, cüz, cüz'i biliyorsunuz değil mi? Evet abi. Mesela diyelim ki ben küllüm. Ben, kül. Karaciğer, böbrek, dalak her birisi nedir? Cüz'dür. Ben 200 trilyona yakın hücredenim. Her bir hücrede DNA var mı? Var. Bu nedir o? Külli. Bunların toplamı, bu hücrenin toplamı külli. Her bir DNA cüz'i. Ve külliyatta bir böyle kullanılır, bir de somut ve soyutta kullanılır. Mesela cismani şeylerde kül, cüz. Ulvi ve enfusi şeylerde, manevi şeylerde külli ve cüz'i kullanılır. Tamam. Bu çok önemli. Şimdi demek ki burada kullandığı için söylüyorum. Öyle bir küllidir ki tecezi kaldırmaz. Evet. Ha, şimdi çünkü'den oku abim. Her biri, her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Birbirine. Evet. Ona da abi tatbik edersek demek ki imanın bütün meseleleri, hepsi iman, erkan, rükünler esaslar külli oluyor. Külli oluyor.
münker nekir sualleri haktır. Bu cüz'i oluyor. Evet, cüz'i oluyor. Ondan sonra 6 tane erkan-ı imani, esasat-ı İslam, bunlar kül olsa bir tanesi de cüz olmuş oluyor değil mi abi? Evet, cüz oluyor. Yasağı da, emri de cüz. Ama içerikleri ne demek? Bir bak bakalım. Mesela şefkati kaldır, muhabbeti kaldır, adaveti kaldır, kini kaldır, muhabbeti kaldır. Yok kaldır. Bunlar hepsi cüz'idir. Bu içsel alemin toplamı küllidir. Soyut, cismani şeylerde kül ve cüz, içsel şeylerde cüz'i ve külli kullanacağız. Evet, her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Hmm. Öyleyse bütün erkanı tüm delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl. Hmm. Öyleyse bütün erkanı, yani komplesini ortadan kaldırmayıp herhangi bir tanesi içki niye haram olsun da orada bir şüphelendirse bile kalama, çünkü orası da bütünün cevabı iledir. Madem öyle bir Allah. Yani orada seni şüphelendirmesin. Niye içki haram olsun? Yani batıl fikir yani. Evet. Fikri batıl. Hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Evet. Ya edemez. Çünkü kompledir. Adam soruyor. Bunu 15. sözde yapıyor. Allah gayrisi. Kur'an diyor, Allah kelamı deme. Beşe kelamı de diyor. Şuraya bak. Adama bak yani şeytan. Basit adam değil ki. Akılsız, zeki. Üstad ne diyor? Allah'ın dışında benimdir diyen var mı insanlardan? Kur'an. Kur'an ben yazdım diyen var mı? Yok. Şimdi niye bunun elinden alıp da hiç kimse sahiplenmediği kişi kime vereceksin? Yemedi. O zaman dedi ki Allah deme. Beşer kelamı deme. Ortadan de. Üstad diyor ki Allah canibinde olmayan her şey, bunun hepsi bu tarafta bir sayılır. İman ve küfrün ortası yok. Onun için söyledim. İman varsa bütüne vardır. Yoksa yoktur. Çünkü iman bir bütündür. Allah bir bütündür. Biz anlamak için sıfat, esma, şuunat diyoruz. Allah tek bir şeydir. Evet, belki Adem'in kabul perdesi altında. Bak, kullanıyor burada Adem'in kabul, kabul Adem. Gözünü kapamakla küfrü inadeyi yapabilir. Adem'in kabul şu. Gözü kapattın. Ya ben böyle bir dinle Furkan. Ben dinle işim yok. Ya böyle bir ben bu problemim değil ya. Ben dinle uğraşmıyorum. Bu Adem'i kabul. Gözünü kapattı. Ötekisi ise yoktur diyor, inkara gidiyor. Bu kabul. Yokluğunu kabul Adem. Yokluğunu kabul ediyor. Ötekisi lakaytlık. A, B, C, Ç'den kalsın. Adem'i kabul, lakayt. Ben inkar da yok, iman da yok. Kabul Adem'de inkar var. Gitgide küfrü mutlaka düşer. Yani bu Adem'i kabul perdesi altında giden gitgide diyor, eğer kabul etmezse küfrü mutlaka düşüyor. Allah Allah. İnsaniyeti mahvolur. Vay be. Hem maddi hem manevi cehenneme gider diyor. Maddi ve manevi. Ne demek abiler? Düşünemiyorum ya. Uf, Allahsız düşünemiyorum. Allah Allah. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. Manevi? Maddi zaten gidecek. Kardeş, manevi olmasa maddi yakmaz zaten. Mesela narkozu yedin, vücudu kessen ne olur? Onun için cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cennet manevidir. Cennet. Kafasında cennet var. Cehennem olmasa cennet keyif vermez. Cehennem de manevi kafasında. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Mektubat 288. Küfrü inadı. Küfrü inadı. Mesela rastladım ben buna. Öyle ama dedi. Mesela peygamberden şey yapalım.
Kaç defa gitmiştir Ebu Cehil'e? 200-400. Ne dedi biliyor musun? Ya Muhammed daha gelme. Ha, eğer anlattığın gibi Allah varsa, anlattığın gibi o ahiret varsa, diyeceğim ki senin Rabbine, bu vazifesini yaptı, bana çok geldi ama ben kabul etmedim. Tamam mı diyor. Sen biliyor adam. Bunun için söyle. Tamam, sen kendini mesul hissediyorsun. Ama ben rahatsız oluyorum. Gelme, mesul değilsin. Küfrin adı. Bu sefer ileride ne oluyor? He? Mutlaka düşüyor. Nereye? İleride küfür mutlaka düşüyor. İşte ya. Burada bir kayda çıkabilir mi abi? Mesela? Bir şey mesela inat ettiği zaman gider artık onu yani inkar etmeye gidiyor. Şimdi adama bir şey söylüyorum, tamam mı? Böyle. Zannediyor ki ben cahilim, softayım dersen. Yani dünyada haberim yok ama biliyorum tabii. O, bilerek söylüyorum. 23 yaşında birisi. Ondan sonra tabii içini seyrediyor, hissediyorum. Suratı ciddi. Ama içinde dalga geçiyor. Zavallı bu adam. Yani. Oysa ben 23 olmuştum daha önce. O hiç 58-59 olmamış. Onun haletini biliyorum. Onun haletine cevap veriyorum indallah mesul olmayayım diye. O içinde inat ediyor. Baktım ki inat ediyor. He diyor. Tabii tabii diyor. Tabii. Tabii öyle olması lazım diyor. Ben oradan ayrıldıktan sonra diyecektir. Bunda ben bir misal verdim ama bir şahıs var. Biraz şey yap. Bir şahıs var diyorum. İsim verme ama. İsim verme. Bir tanesi var ama birisini sevmiyordu. Sevmiyordu. Yani sonra bir müddet sonra o kişinin dava ettiği şeye düşman oldu. Ha, sevmediği için. Kişiyi sevmiyor. Resulü kişiyi sevmiyor. Ben, onun. Resulü sevmiyorum abi. He. İnat ediyorum. Sevmediğine. Onun da sevmediğine dost oluyor o zaman. Aynen. Öyle oluyor. Ben de hatta şey oluyorum. Düşman oluyorum. Vay be. Öyle birisi var ya. Yani. Allah Allah. Bunda aklıma geldi de inat etti, ondan sonra küfür mutlaka düşüyor. Ya. Allah Allah. Başka bir şey hatırlama geldi de. Allah Allah. Şimdi benden dolayı adam Risale-i Nur'a düşman olacak diye Risale-i Nur'u mu bırakalım? Ben çarşafımdan dolayı, kadın dese çarşafımdan dolayı, adam İslamiyet'e soğuyacak diye çarşafını mı çıkartsın? İstersen soğumak değil, istersen buz ol. O senin problemin. Çarşafa düşmanlıktan İslamiyet'e çıkacak diye çarşafı bırakacak. Olmuş da onun için. Adam bir tanesi, ya sen diyor böyle sert girdin diyor falan böyle şahsa. Ben ondan dolayı sana ve davana düşmanım dedi. O dese ya. Yani biz Allah'a iman etmekle düşmanını düşman addetmiş olmuyor muyuz? Müslüman olmak demek kafirler düşman olması demektir ya. Müslüman olduğumu kafirler sana düşman olacak. Otomatik bu. Yani bunu iktiza ediyor. Şimdi ben bir daha söylüyorum üç defa. Benim çarşafımdan dolayı İslamiyet'e soyacak diye kadın çarşafımı mı bıraksın ya? Acayip bir şey ya. Böyle güneş tutulması bile değil ha. Bazılar diyor ki abi diyor bunu nasıl söylüyor? Lan koca güneş tutuluyor da. Bunun kafası tutulsa ne olur? Bu kadar kafa yani. Güneş tutuluyor. Ay tutuluyor. Bunun da kafası tutulsa. Mantık tutulsa. Böyle. Acayip garip garip fasit bir mantık. Yani ona ters bir mantık. Ne diyor? Dostum. Dostumdur. Düşmanım. Düşmanı dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Düşmanımın dostu düşman oluyor. Yani acayip, evet devam et. Yani burada sorulan şeyleri de olsun diye söyledim. Yani adamlar bizden dolayı İslamiyet'e veya Nurculuğa düşman olacak diye olan biz İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, Risale-i Nur'un aleyhinde olanları söylemeyecek miyiz? Umumi hukuktur o. Ha, peygamber efendim olmazdı o zaman. Kim ya, yapmış ki? Ya peygambere 5'te 4'ü bulunduğu asırda 5'te 4 iman etmemiş. Kardeşim küfrü biz kaldıramayız. Şirin
Kafirler de imanı kaldıramaz. Kıyamete kadar Allah'ın adetidir bu. Allah ne güzel diyor, ne güzel bir ayet. İster iman eden, ister iman edin, istersen küfür edin. İstersen inkar edin. Yüdülli bir kesire ve yehdi bir kesire. Bu ayette çoğunu dalalete, çoğunu hidayete götür. Burada şuna bir ispata geçiyor da, birinci nokta çok uzun. İkinci nokta kısa. Biz ikinci noktayı okuyup bırakalım abi. Birinci nokta uzun. Bayağı uzun. İkinci nokta kısa ama. Sanki hülasa ediyor biraz da. Atlayalım mı diyorsun? Hı hı. Tamam olur. İkiye ben geçeyim. Bakayım ikinci nokta. İkinci noktada abi bu her bir rükün tek tek her bir rüknü ispat ediyor. Evet. Allah'a imanı ispat ediyor. Bunu da ayırmışım. Allah, yani Allah'a ispat, ahirete ispat, peygamberler, kitaplar, ahiretin hepsini kader tek tek ispat ediyor. Hepsini ispat ediyor birinci noktada. Birinci noktada. İkinci nokta, hadi atlayalım. İkinci nokta, başta Kur'an, bütün semavi kitaplar ve suhuflar, başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak bütün peygamberler Aleyhisselam bütün davaları 5-6 esas üzerine dönüyorlar. Vay Allah Allah. Mütemadiyen o esasları ders vermeye ve ispat etmeye çalışıyorlar. Onların peygamberlik doğruluklarına şehadet eden, yani bu bir de külli bir cevap vermiş oraya. Nasıl ki bizim peygamberimiz hangi dersi vermişse diğer peygamberlerin dersini takviye ediyor. Evet ya. Aynı şeyi söylemişler. Bütün hüccetler ve deliller o esaslara bakıyorlar. Onların hakkaniyetlerine kuvvet veriyorlar. Daha önce gelen peygamberlere. O esaslar ise imanı billah ve imanı bil ahiret ve sair rükünlere imandır. Ya o demek, esaslar ise diyor. Demek imanın altı rüknü birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Her birisi umumun eder, ister, iktiza eder. Bak her birisi diyor, umumunu ispat eder ve ister ve iktiza eder. O altı öyle bir kül ve küllidir ki tecezzi kabul etmez ve inkisamı imkan haricindedir. Nasıl ki kökü göklerde tuğba ağacı gibi her bir dalı, her bir meyvesi, her bir yaprağı o koca ağacın külli tükenmez hayatına dayanıyor. O kuvvetli ve güneş gibi zahir ve hayatı inkar edemeyen bir tek muttasıl yaprağın hayatını inkar edemez. Eğer etse o ağaç dalları ve meyveleri ve yaprakları sayısınca o münkiri tekzip edecek, susturacak. Öyle de iman altı rükünleriyle aynı vaziyettedir. Arkadaşlar buradan çabuk geçme. Nasıl bir ağaç misali verdin? Evet. Uygular mısınız? Tuğba ağacı. Nereye koymuş? Bak kökü yukarıda. Semada. Kökünü görmüyoruz. Biz nesine şahidiz? Meyvelerine. Meyvelerine ve yaprağına şahidiz. Peki yaprak canlı. Acaba kökü sağlam mıdır denilir mi? Yok. Canlı çünkü. Meyve sağlam. Yani büyüyor. Kökünden şüphe edilir mi? İslamiyet ve Allah'ın varlığına delil nedir biliyor musun? Tabii bir sürü var da. Ben başka bir şey demek için söylüyorum. Tahir sensin. Sen sana şahitsin. Bunu şeyde kullanıyor abi ya. Ben şahidim kendime. Kendimdeki Allah'a. Mesela güzel ahlak. Mesela duygular. İç halim. Yani mesela İslam olmasaydı, yani nurları tanımasaydın. Kaç yaşında tanıdın Tahir? 20 yaşında. 20 yaşında. Şimdi kaç yaşındasın? 27. 27. Fark var değil mi? Peki bu neyi gösteriyor? Niye oldu? Ne oldu da sen bu oldun? Bak, İslamiyete, Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına sen sendekine şahitsin. Niçin söyledim? Ağacın yaprağı armutsa şeftali kökü değildir. Ağacın yaprağı canlıysa kökü şüphe edilir mi?
İslamiyet'in kökü iman esasları. Delili nedir? Bırak onları. Delili ben bana şahitim. Bana bu hayatı, bu huzuru verdi. Olayları yorumlamada, hadiselerin altında kalmakta, insanlık inim inim inlerken ben rahatım. Münazara'da bir tabir kılın, müştebih meyveleri gösteren semerelidir. Ağaçları gösteren semerelidir, semereleridir. Ağaçta şüphen varsa meyvesine bak yani. Bir de ağacın yaprağı meyvesine, meyve kokusuna, meyve de dalına, budağına zıt değil. Aman 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 gösterme ya. Bu renge bak ya. Bunu 13. sözde söylüyor. Yaprak bir, şey ağaç bir bütündür. Dalı, yaprağına, yaprak meyvesine, meyve kokusuna, tadına vesaire. Hiçbirisini ortadan kaldırıyor, hükmünü kaldırmıyor. Birbirine kuvvet veriyor. İman esasları da böyledir. Birbirine kuvvet veriyor. Evet. Bu makamın başında 6 nokta ve her bir nokta dahi 5 nükte olarak 6 erkan-ı imaniyeyi 36 nüktede beyan etmek niyet edilmişti. Baştaki dehşetli sual... Niye 36 dedi? 6 kere 6, 36 oluyor abi. Demek ki her biri 6 tanesini izah ettiğine göre... Risale'de geçiyor da onu söyledi. Matematiksel. Değil. Bir daha İhlas Risalesi'nin 36 şey olacak diyor. 36 şekilde okunur. Ama şu anda okuduğumuz bir şekil. Hepsini tazamun ediyor. Onun şekli var bende, yazılışı. 36 şekilde İhlas yazılmış. 36 şeklin bir şekli Kur'an'dakidir ama 36 şekildedir o. 6 tane iman esaslarına her bir ayeti 6 tane iman esasına uygulanıyor. Ya öyle 6 kere 6 36 olduğundan değil. Ama matematikte bir anda hatırıma geldi de ben öyle düşünmemiştim. Bir anda hatırıma geldi. Kardeşim matematik çok iyi benim. Şimdi abi bir tane rükün 6 tane ispat ediyor ya. Her bir rükünde 6 nükte var. Diyor zaten abi 6 nükte yazılacaktı diyor bak. Her bir rükün için 6 nükte yazılacaktı. İşte ondan dolayı yazılacaktı. Bunu nerede söylüyor bu söylediğim? İhlas'ta 6 tane ayet olduğunu nerede söylüyor Risale'de? İhlas'ta 4 tane ayet var abi. 4 tane de 36 şekilde nerede geçiyor? 25. sözde. Belki de koymuşum oraya, yapıştırmışım ya. Yapıştırmış mıyım acaba? Yok, çok büyük sayfa olduğu için bu şey ikinci dal. Bu ikinci dal ha, ikinci dal hakkında. Ama onu işte bir ara şey yaparsınız. 36 şekilde İhlas var. Yazın 36 şekilde. Onu Rüştü abiler yapmıştır, Rüştü abiden de. Koymadım. Çünkü çok kalın bu. Bir ara arşivden çıkarırım. Tamam. Evet. Baştaki değerler ile cevap vermek murat etmiştim. Fakat bazı arızalar meydan vermediler. Tahmin ederim ki birinci nokta kafi bir mikyas olmasından. Çünkü birinci noktada 6 taneyi de ispat ediyor abi. Daha zekilere ziyade izaha ihtiyaç kalmadı. Ve tam anlaşıldı ki bir Müslüman bir hakikati imani inkar etse küfrü mutlaka düşer. Küfrü mutlaka düşer. Küfre de değil, mürtet olur. Evet. Çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil İslamiyet'te tam izahat verilmiş. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz, ahireti bilmez. Tamam. Bir Müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz, hadsiz hüccetlere dayanıyor ki inkarda hiçbir özür kalmıyor, adeta akıl kabule mecbur oluyor. Tabii bu manada bir iman kabul ettiği zaman abi. Of acayip oldu. İnkara kabul kabil kalmıyor yani. Ne kadar hoş oldu ya, değil mi? Yani mesela eylemde de imanı göster. Mesela bir rızkım varsa gelirim. Rızkım varsa yaşarım mesela. Ama bunun tersini düşünün. İmanın
menfi meselesi. Haram yemeyin. Kul hakkı yeme. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a sormuşlar sahabe, ya Resulallah ibadetlerimden niye lezzet alamıyorum? Hak yeme demiş. Zengin olmak istiyorum demiş. Kanaat sahibi ol demiş. Günahlarımın affedilmesini istiyorum diyor. Tövbe et diyor. Sizi gönderdim bugün. Okudunuz mu? Yani gönderdim şey vakıfların grubuna, WhatsApp şey BIP gruba gönderdim. Çok hoş ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün hadisi. Bu ikinci nokta, üçüncü nokta abi şöyle demiş ya, o sende var mı? Bir şey yapmışsın, ne yapmışsın? Şeyde bu, Allahu Alem, bu hamd var ya şuaların sonunda, zannediyorum o. Bir zaman elhamdülillah dedim, onun hadsiz geniş manasına mukabil gelecek bir nimet aradım. Birden bu cümle hatıra geldi. Ondan sonra şöyle ki diye orada zannediyorum yani hamd var ya 29. Lema-i Arabiye. Evet en sonda Allahu Alem şurada 29. Lema-i Arabiye sayfa 753. Hamd'ı anlatıyor ama Allah Allah. Mesela şükür şeydir, anadır, somut şeyleridir. Mesela iyi misin? Elhamdülillah. Mesela, şükür hani muayyen şeylere deniliyor. Manevi şeylere, mazi ve mustakbeli ihata edene hamd. Orada ne güzel hamd. Yani şuurlu bir şekilde hamd'da, hatta hamdın en meşhur manası sıfat-ı kemale'yi ishar etmek diyor. Evet ya, çok güzel. İyi peki burada duralım. Fatiha'nı çek. El-Fatiha. Allah bilir. Ben şimdi bu 6 tane iman esasını 1986'da Fındıkzade'de kalırken not almışım. 6 tane iman esasının bir bütün olduğunu iki çeşit misal yazdım. 1986'da. 9. misalin başına vermişsin. Yani bu kenara yazdım şuraya. Şuraya yazdım. Görüyor musunuz abi? Şu boşluk var ya. Evet, evet. Şuraya yazdım. 6 tane iman esası nasıl bir bütündür? Ne olabilir dedim nerede? Bir alemde yaptım. Bir de insanda yaptım. Bir de ustad kendi söylüyor. Bir, ağacın şekli. Ağacın meyvelerinin tadı. Meyve, tadı. Ağacın kokusu. Yani meyve veya ağacın. Ağacın rengi, ağacın hacmi, ağacın kütlesi birbirinden ayrılamazlar. Bir ağaç düşün ki kütlesi yok. Bir ağaç düşün ki şekli yok. Yani olmaz. 6 tane iman esası böyle. Alemler itibariyle arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, sirdet-i muntaha, kürs, lef-i mahfuz ve ispat. İnsanda ise beden. 6 tane iman esası. Beden var. Ondan sonra dima var. Beden, dima, vicdan, kalp, ruh, ene. Bütün. Yani bir tanesini çek, bir tane söyle bana. İnsan olsun gene. Kalbi çıkar, insan olsun. Aklı çıkar, beşer olur. Bedeni çıkar, olmuyor işte. Bunlar bir bütündür. Ayrı düşünemezsin. İman esasları da böyledir. Bir ağacı söyle bana, şekli olmasın, rengi olmasın, tadı olmasın. Kainat yaratılırken arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, sidret-i muntaha, nefsimizin takıldığı, kürs, lef-i mahfe ispat, zaman ve mekanın hakikati olduğu için alem-i şehadet de denilebilir. Zamanın hakikati ya, lev-i mahfe ismi. İnsanda da böyle. Tamam mı? Bu da kafasına mesela birisi bir şey sordu şurada.
Bu kadar uzun anlatmıyor. Aynı böyle diye bir misal verirsin, tamam. Kastamonu'da üstelik Hakikat-ı İslamiyet 7'dir diyor ya. Evet, 100... 100... 230 küsürlerde sanki. Kastamonu'da evet, 6 tane iman esası artı 5 tane iman esası bir İslam, ne yapar? İslam esası 7. Hakikat İslami ediyor. Evet, 7'dir. Kaçtı biliyor musun? 100... 100... Kastamonu, hayır 200 zannetmiyorum. Ya 111, ya 131. Olabilir mi? Bakın bakalım. Onu da şey yapalım. Ulan burada da hakikaten iman edildi ya bak Resulü'nde. Kastamonu'daki onu onu bilmezsek eksik olur. Hakikat-ı İslamiye neydi ya? 100, Allah Allah iyi bildiğimizi. 119 olur mu? Niye böyle oldu? Bu modellerde oluyormuş yani. Unutkanlık oluyormuş. Doktor öyle dedi. Bazen dedi nüfus cüzdanına bak. Eskide sabah namazından çıkardım. Kırıkan'a giderdim. Akşam dersi yetişirdim. Şey abi 199'da. 199'da evet. Derse giderdim. Bak buradan çıkardım. Derse giderdim. Dersi de bitirdik. Dersten sonra gene dersten sonra arkadaşlarla meşgul olurdu. Hiç dalmazdı. Demek ki model. Aa bak burada. 199. Sebel Mesani. 6 tane iman esası artı İslam esası komple 5 tanesi de 1 sayılıyor. 6 artı 1, 7. Buna ne deniliyor? Hakikat-ı İslamiye deniliyor. Tamam. Peki. Vâhir devâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha.